ne vakit Süleymaniye Camii'ni uzaktan seyretsem, gözlerimin önünde Erciyes Dağı yükselir. Güneş doğarken Erciyes'i sanki ışıklarına sarıp sarmalamış, bir grup vakti İstanbul'un ufkuna usulca bırakmıştır. Dağ parçası kubbeler, ufaktan, iriden. Gel Haşmet'i gör yandan, ileriden, geriden. Bir mucize devrinde Sinan Erciyes'i İstanbul'a dikmiş, getirip Kayseri'den. Erciyes Dağı, koca bir coğrafyayı kubbelerle donatan büyük mimar Sinan'ı hatırlatır. Kayseri şehri bana göre, koca Sinan ve Erciyes Dağı gibi iki zirvenin omuzlarında yükselmiş bahtiyar bir kenttir. Erciyes için yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça yaklaşan dağ derlermiş. Bu efsunlu dağ, zannımca sadece Mimar Sinan'a yakalanmış ve bütün sırlarını ona açmış. Şehrin ruhu da öyle. Ben ona yaklaştıkça o benden uzaklaştı, ben uzaklaştıkça o bana yaklaştı. Bu seyahatim biraz da Kayseri ruhuyla aramda geçen bu kaçıp kovalamacanın hikayesidir. Erciyes, İç Anadolu'nun kalbine bir taht gibi kurulmuş. Asalet ve heybetle dikiliyor önünüzde. Kayseri şehri, huzur ve güven içinde oturmuş bu görkemli tahtın üzerinde. Ben Erciyes'e yaklaştığımda, Erciyes, başını bulutların üzerine çıkarmış sema ile söyleşiyordu. Bu aleme yüz çevirmiş, öteleri arayan bir derviş gibiydi. Belki de buydu Erciyes'i böyle gizemli kılan. Yüzünü bembeyaz bulutların arasına saklayıp, nazarını üzerimizden çekmesiydi onu bizden uzaklaştıran. Bulutlar ve kar birbirine böyle karışınca, bembeyaz ve kocaman bir soru işareti gibi geldi bana Erciyes. Doğru ya, o Kerem ile Aslı'nın küllerine mezar olup, sırlarını Sinan'a verip susmuştu. Kerem ile Aslı'nın hikayesinde, aşıkların küllerinin Erciyes Dağı'na gömüldüğü anlatılır. Bu yüzden dağın eteklerinde ikiz güller açarmış. Ne şanssızdım, ne Erciyes'in yüzünü, ne de ezeli ve ebedi aşkın sırlarıyla kanayan ikiz gülleri görebilecektim. Erciyes'in eteklerinde, bu ruhtan, bu hislerden çok uzak, tasasız ve sancısız bir hayat akıp gidiyor. Şimdi Kerem, külüyle yüreğime gömülü. Aslı, düğümlerini çözüp gönlüme yatmış. Gözyaşımla sularım her sabah bu çift gülü. Ko desinler, Erciyes zalim çıkmış, aldatmış. Kayseri'nin öbür zirvesi olan Kalesi'ndeyim. Kale, geçmiş zamanlardaki işinden ve heybetinden uzaklaştıkça seyirlik bir nesneye döndürülmüş. O korku veren, aşılmaz, geçilmez kale şimdi ziyaretçi beklemekte. Hani askerlik hatıralarımızı da anlata anlata bitiremeyiz ya, kalenin hali de sanki öyle. Geçmişteki kahramanlıklarını anlatmaktan başka işi gücü kalmamış, sevimli bir asker emeklisi gibi duruyor öylece. Buna rağmen üniforması hala temiz, düzenli ve ışıl ışıl.
söz büyüğün demişler. Erciyes konuşmuyorsa elbette söz ona düşer. Çünkü odur Kayseri'nin tarihçisi. O bilir bu şehirden kimler geldi, kimler geçti. Kim ne alıp ne getirdi, kim ne verip ne götürdü. Kale bu durumda bir başşehir kalesi olduğu günleri hatırlar. Kale, Anadolu'yu birbirine katan orduların çıkardığı tozun, dumanın içinde şehri göremez olmuş bir vakitler. Ortalık yatışıp sisler dağılınca, önünde yükseliveren ilk yapı Cami-i Kebir'miş ve şehir artık bir beylik başkentiymiş. Danişmentli hükümdarı Melik Mehmet Gazi yaptırır bu Ulu Cami'yi. Sultan Camii'dir bir bakıma. O zamanlar bütün şehir burada kılarmış cuma namazlarını hünkârın ardında. Büyük yapılması bu yüzden. Ayrıca dosta güven, düşmana korku salan bir büyüklük manası da taşımakta. Dolayısıyla dönemin tüm sanatları ve tekniğiyle inşa edilmiştir Ulu Cami. ...1135 senesinde tamamlandığında muazzam ve mükemmel bir Selçuklu Camisi yükselmiştir Kayseri'de. Şehrin kalbi olur Cami-i Kebir. Melik Mehmet Gazi, Kayseri'yi ikinci kez fethettiğinde caminin yanına bir medrese ve türbe yaptırır. Medrese yok olmuş, türbesi hala durmakta. Caminin kitabesi, mabedi onartıp bu hale getirdiğinde yazılmış. Ulu Sultan Keyhüsrev Kılıç Arslan devrinde yardımı aziz olsun, Baban oğlu Muzaffereddin Mahmut tarafından 1205 senesinde yapıldı. Caminin iç hacmi sonsuzluğa açılırcasına geniş, derinlik ve serinlik içinde. Mihraptan kaynayan bir rüzgar caminin her köşesini aheste aheste dolaşıp müminler arasında muhabbet taşıyor sanki. Cami, heybetle yükselen gövdesinde zarafetle işlenmiş nice güzellikler taşımakta. Ahşap nasıl bir aşk yangınıyla böyle eğilip bükülüp bu hale gelir? İçli bir feryat gibi yürekten doğar da secdeler ve zikirlerle semaya yükselir. Selçuklu ustalarının ellerinde ahşap şiire dökülmüş vesselam. Sinan'ı kubbe kubbe yurda sunan bu şehrin gece sokaklarında bir gölge gibi geçtim. Uhrevilik ufkuna türbe olan ellerin kandillerinden zevki dervişleriyle içtim. Kalenin yükselişini gördüğü ikinci eser 1238 senesinde inşa edilen Puant Camii'dir. Hunat, Alaaddin Keykubat'ın hanımı Mahberi Hatun'dur.
Huant, Selçuklu saray ailesine verilen bir unvanmış. Caminin adı bu sebeple Huant Camii'ne dönüşmüş. Caminin ana giriş kapısını gördüğümde, bu işe sinen hanım nezaketi ve zarafetiyle de yüzleşmiş oldum. Karşımda geçip girilecek bir kapı değil, dinleyip seyredilecek bir divan, paha biçilmez bir şaheser duruyordu. Bu Mü'mine Sultan, kapının üzerine samimiyet ve hizmet nişanesi olarak, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, gereği üzere namaz kılan, zekat veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder, onarır. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır mealindeki ayeti kerimeyi yazdırmış. Kitabesindeki söyleyiş bile şiir ve heybet dolu. Bu mübarek mescidin yapılmasını fetihler babası, dünya ve dinin yardımı ve emanı, Keykubad'ın oğlu Keyhüsrev zamanında yüksek mertebe sahibi Zahide, Saliha, dünya ve dini safveti, hayırların öncüsü büyük valide emretmiştir. Allah onun yüceliğinin gölgesini daim ve iktidarını kat kat eylesin. Bu yapı 635 yılında Şevval ayında inşa edilmiştir. Bu cömert hanım elbette sadece cami değil, medrese, hamam ve türbeden oluşan bir külliye yaptırmış. Huant Medresesi de camisi kadar büyük ve güzel. İlmin ve hakikatin aydınlık ve sonsuz alemine açılan mecazlarıyla tezyin edilmiş ışıklı bir yapı. Mahperi Hatun türbesini cami ile medresenin arasına yaptırmış. Kümbetin süslemeleri, hayatı boyunca yaptığı hayırlı ve güzel işleri temsil ediyor gibi. Sabır, tevekkül ve inançla yoğrulmuş taşlar. Kümbet kapısının medresenin içinde oluşu bana oldukça manidar geldi. Huant Hatun şimdi iki yakınıyla beraber medresesinden kabrinin karanlığına sızan ışıklar içinde yatıyor. Medreseler kapatılınca müze olmuş bir zamanlar. Şimdilerde hat, ebru gibi gelenekler geleceklerini arıyor burada. Bu ebruzenin gönlünde keşfedip suya düşürdüğü güzellik, Huant Mahperi Hatun'un ruhaniyeti neden olmasın? Eskimeyen zamanın kolyesini taşıyan kale duvarlarında Kaiser'in hüznü vardı. Sanki bu koca şehir tarihime aşiyan, umut bu sokaklarda tennuriler kadardı. Bir başka hanım sultanın ruhaniyeti şehrin başka bir köşesinde hissedilmiş asırlarca.
Kılıç Arslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın acısına bir serin rüzgar gibi düşürülen bu medrese onun vasiyetidir. Siz medreseyi şu an ekranda görüyorsunuz. Onu anlatmaya lüzum yok. Fakat size medresenin hikayesini anlatmalıyım. Zira şehrin ruhu bu hikayelerde gizlidir. Zamanın ordu komutanlarından biri talip olur Gevher Nesibe Hatun'a. Ağabeyi Gıyasettin Keyhüsrev vermek istemez kardeşini. Bakar ki kardeşinin de gönlü var bu işte. Çıkılacak savaşta galip olursak veririm deyip geçiştirir. Kumandan Muzaffer döner cihattan fakat ağır yaralıdır. Kısa bir süre sonra ölünce gönlü olan Nesibe Sultan üzüntüden hastalanır. Hiçbir tedavi netice vermez. Ölümü yaklaşınca ağabeyi pişmanlık içinde vasiyetini sorar kardeşine. Bu masum kadının dudaklarından inci taneleri gibi dökülür şu sözler. Öyle bir bimarhane yapasınız ki hem sözdüm kumandanın yaralarını hem de benim gönül yaramı çekecek olanları tedavi etsin. İşte Şifaiye Gıyasiye Medresesi onun ızdırabından, onun umudundan 1205 senesinde doğmuş bir medrese. Gıyasiye kısmı tıp medresesi, Şifaiye kısmı ise hastanesi. Türk dünyasının ilk tıp tahsili yapılan medresesi olarak tarihe geçmiş. Dünya tıp tarihine de adını ruh hastaları için bölümü olan ilk hastane olarak yazdırmış. Biçare Gevher Nesibe Sultan bu medresenin içindeki kümbetinde dinlenmekte. Deva bulanların duaları kabrini serin bir rüzgarla doldurmakta belki de. Kayseri bir kümbetler şehri. Kuruluş devrinin önemli simalarının kabrinin bulunduğu birçok kümbet var muhtelif yerlerde. Ben döner kümbeti merak etmiştim. Kendi ekseni etrafında dönüp duran bir yapı olmalı diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadığını gördüm. 13. yüzyılda inşa edildiği sanılan kümbet, Şah Cihan Hatun adına yapılmış. Kümbet dönmüyor belki ama üzerindeki kabartmaların güzelliği baş döndürücü doğrusu. Kayserililer belki de bu yüzden döner kümbet demişlerdir. Daha sonra Kayseri sokaklarını gezerken öğrendim. Kümbetin üzerindeki kabartmalar yüzünden ne taraftan bakılırsa bakılsın aynı görüntüyü verdiği için bu isim verilmiş. Bu halde bir dönüş söz konusu. Kümbetin güzelliğini görebilmek için bizim onun etrafını dönmeye mecbur olmamız. Selçuklu bu toprakları kılıçla fethetmiş, kalp ve kalemle yönetmiştir. Bunun için de Anadolu'yu baştan başa medreselerle donatmıştır. Bu şehirlerin içinde en nasipli olanlardan biri hiç şüphesiz Kayseri. Kayseri, Selçuklular zamanında bir medrese şehri halini alır, zamanın kuvvetli alimleri bu medreselerde görev alır. O zamanlar Kayseri'ye Makarr-ı Ulema yani alimlerin karar kıldığı yer unvanı verilir. İşte bu alimleri konuk eden medreselerin ilklerinden biri de Sahabiye Medresesi.
Medrese 1267 senesinde Sahip Ali tarafından yaptırılmış. Medresenin taç kapısı karşısında hakikaten şaşırıyorum. Kapı mı yoksa taç mı? Bu ihtişam o devirde ilme verilen kıymetin bir nişanesi olmalı. İlim öğreneni biz başımıza tac ederiz mesajı verildiğini düşünüyorum. Burası Kitapçılar Çarşısı'na dönüşmüş. Çarşıda dolaştıkça kitabede yazılı olan sözler gürül gürül akıp dönüp durmakta kulaklarımda. Çeşme de medreseye ait. En eski Selçuklu Çeşmesi. Sahabiye Çeşmesi, Selçuklu medeniyetini geleceğe taşıyan bu şehre, Kayseri'ye vefa dolu bir teşekkür ifadesi olarak akmaya devam ediyor. Şimdiye kadar şehrin Selçuklu yüzünü seyrettim. Kayseri, Osmanlı zamanında en parlak şehir olmuş. Kendisine dahi bir mimar veren bu şehri abidevi eserlerle donatmaya devam etmiş. Bence bunların en kıymetlisi Kurşunlu Camii. Çünkü Kayseri'ye bir Kayserilinin hem de Mimar Sinan'ın elleriyle verilen bir hediye. Sinan, Kayseri'nin güzelliğine nazarlık olsun diye sanki kurşun dökmüş. Döktüğü kurşun ayrı bir güzellik olup ortaya çıkıvermiş. Kurşunlu Camii 1576 yılında Ahmet Paşa'nın hayratı olarak yapılmış. Bu kudretli Şam Beylerbeyi bu eserleri yaşayanlardan dua alabilmek için bırakmış. Bu binanın temeli Zilhicce ayında atıldı. Dilerim dünya durdukça sahibine dua edile. İşte bu değil mi bu topraklarda yapılan iyiliklerin, hizmetlerin, güzelliklerin ve eserlerin bütün amacı? Yaradanın rızasını, yaratılmışların duasını almak. İyiliğin maddi bir karşılığı, ticareti olur mu? Ticaret elbette çarşıda yapılır ve ticaret Kayserilinin sanatıdır. Okumamıştır fakat Kayserilidir sözünü daima hatırlarım. Kayseri çok eski çağlardan beri önemli bir ticaret merkezi olmuş. Kayserililer de babadan oğula devrettikleri bu sanatın ustası olmuş. Bu yüzden İstanbul'dan sonraki en büyük kapalı çarşı Kayseri'de yapılmış. Kayseri, Anadolu'nun en büyük kapalı çarşısı. Günümüzdeki AVM'lerin çok katlı karmaşık yapısına karşılık, az katlı ve sade dokusuyla tipik bir Türk çarşısı olma özelliğini korumakta. Kayseri çarşısı büyük yaralar almış fakat hala direniyor. Kapalı çarşıda geleneksel ticaret tüm canlılığıyla devam ediyor. Çarşı içindeki bedesteni ticari faaliyetlerin halen yapıldığı bir mekan olarak yaşadığını görmek beni mutlu ediyor. Bedesteni, hanları ve sokaklarıyla şehir içinde bir şehir gibi uzanıyor kapalı çarşı. Çarşı sadece üstü örtülü olduğundan kapalı çarşı olmaz. Çarşılar hileye, hurdaya, yalana, harama kapalı oldukları için böyledir. Onların kapıları iyiliğe ve berekete daima açıktır. Kayseri çarşısı bu geleneği sürdürmek için de direnmekte. Bir Seyyid Burhanettin,
Mahberi Hunat Hatun. Bir Selçuklu güzeli, bir Kınalı kız Gevher. Mazi bu binalarda işlenmemiş som altın, mermer kitabelerinde bana dünü verdiler. Kayseri, tarihin önemli simalarının doğduğu ya da yaşadığı bir yer. Sultanların, şairlerin, mimarların, ilim ve düşünce dünyasının çığır açan isimleri Kayseri'den çıkmıştır. Bu isimlerin listesi Davud-u Kayseri'den İncili Çavuş'a kadar uzanır. Bu önemli şahıslardan biri de şüphesiz Seyyid Burhanettin'dir ve halen Kayseri'nin bağrında yatmaktadır. İşte bu türbe onun kabrinin bulunduğu yerdir. ...1165 senesinde Tirmiz'de doğmuş, ilim arayışında yolu Belh'e düşmüş ve orada Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e talebe olmuş. 12 yıl sürmüş eğitimi. Bu eğitim sonunda hocası tarafından Mevlana'nın eğitiminde vazifelendirilmiş. Yani Seyyid Burhanettin Mevlana'ya hoca olmuş. Uçsuz bucaksız bir deryayı eğitmek ne yorucudur kim bilir. O bu vazifeyi hakkıyla başarmış, o deryanın dev dalgalarını ve sert fırtınalarını dindirip süt liman bir denize çevirmiş. Bu güç fakat mübarek görevin sonunda 12 sene kaybolmuş aradan. Belh'e döndüğünde hocasının Anadolu'ya göç ettiğini duymuş. O da koşmuş artlarından. Hocasına yetişememiş lakin talebesi Mevlana ile buluşmuş yine. Alemi ısıtacak güneşin Konya'dan doğuşunu izlemek için Kayseri'yi yurt edinmiş. Onun ışıkları Erciyes'i aşıp Kayseri'ye ulaştığında 1244 senesinde burada vefat etmiş. Buracığa defnedilmiş. Vefat haberini alan Mevlana Celaleddin Rumi buraya kabrine gelerek hocasını ziyaret etmiş. Bu türbe tarihin bu aziz hatırasını yeniden yaşatıyor. Rahmet, hürmet ve muhabbetle Fatiha okuyorum. Kayseri ruhunu, sırlarını açtı bana. Geçmişteki yüzüne sırt çevirmeyen, geçmişini geleceğe taşımaya söz vermiş bir şehir gördüm. Erciyes artık bulutlardan sıyırıp yüzünü bana açmıştır diyerek dönüyorum ona. Erciyes hala semavatla bakışmakta, bana bir nazar kılmamakta kararlı. Şimdilik dönüyorum, lakin Erciyes geri geleceğim.